Siyasi iktidarın, 22 yıllık siyasi iktidarın neoliberal piyasalaşmış sağlık sisteminin geldiği son nokta geçen hafta 12 yavrumuzun ölümüyle sonuçlanmıştır. Sorumluların cezalandırılması için sonuna kadar takipçisi olacağımızı Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak söz veriyoruz. Siyasi iktidarın sağlıkta dönüşüm adı altında kamucu sağlık politikalarından dönmesinin ve özel hastaneleri teşvik etmesinin sayıları arttırmaya dönük çalışmalar yapmasının acı sonuçları her gün acı bir olay neticesinde kendini göstermeye devam etmektedir. Son bir haftadır hepimiz Cumhuriyet tarihinin en büyük skandalı karşısında derin bir üzüntü ve öfke hissetmekteyiz. Yeni Doğan Çetesi olarak adlandırılan çete, Cumhuriyet tarihinin en büyük skandalını gerçekleştirmiş, yolsuzluk yapmak, bebeklerin ailelerinin sağlık emekçilerine duyduğu güveni istismar ederek kazanç sağlamaya çalışmak amacıyla yeni doğan bebekleri ihbaren değil kasten bilerek bile isteye öldürmüşlerdir. Tüm bunlar yaşanırken bu faciadan ilk günden itibaren haberdar olan dönemin İl Sağlık Müdürü, bugünkü Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bu çetenin bebekleri öldürmesini yalnızca dinlemiş, bebek ölümlerinin önlenmesi için gerçek anlamda bir adım dahi atmamıştır. Bebeklerin öldürülmesinin kamuoyuna yansımasından sonra ise toplumu tatmin edecek bir açıklama yapması beklenirken katılmış olduğu canlı yayında adeta yeni doğan çetesinin savunuculuğu rolünü üstlenmiş, çetenin amacı bebekleri öldürmek olmadığını, SGK üzerinden ve ailelerden haksız kazanç elde etmek olduğunu dile getirmiştir. Dönemin İl Sağlık Müdürü olan bakan, soruşturmayı savcılığın yürüttüğünü, gizlilik kapsamında dosya içeriğinin kendisiyle paylaşılmadığını ifade etmiş, kendileri tarafından ise ancak soruşturma aşamasının ilerlemesi neticesinde söz konusu hastanelere denetimler yapıldığını belirtmiştir. Yani bakan, müdürlüğü süresince bebek ölümlerinden 18 aydır haberdar olmasına rağmen kendisine bağlı hastaneleri bir gün olsun dahi usulüne uygun olarak denetlememiştir. Bir hekim olan bakan, bebek ölümleri üzerine nasıl böyle bir açıklama yapabilir? Bakan, CİMER şikayetinden bugüne 18 ay boyunca nasıl hiçbir şey yapmadan bebeklerin öldürülmesini izleyebilir arkadaşlar? Bakan kimlerden korkmaktadır ki yoğun bakıma sağlıklı giren bebeklerin cenazelerinin çıkmasına seyirci kalabilir? Bir insan olarak bakan, kendi müdürlüğü döneminde dolayısıyla sağlık hizmetlerine ilişkin ilde en yetkili makamken bebeklerin öldürülmesini vicdanına nasıl sığdırmaktadır? Bebeklerin öldürülmesine ilişkin çeteyi atlayıcı söylemleri hangi akla hizmet sarf etmektedir? Bebeklerin öldürülmesine ilişkin süreç kamuoyuna yansımadan yeni doğan çetesinin kullanmış olduğu hastaneleri dahi kapatmayanlar, ruhsatlarını iptal etmeyenler bildiğimiz kadarıyla 12. Ancak bu hastanelerde hayatını kaybeden her bir şüpheli bebek ölümüne sadece seyirci kalanlar bunun hesabını nasıl vereceklerdir? Toplumun çaresizliği üzerinden nemalanan, yeni doğan bebekleri yaşasın diye verebileceklerinin haddi hesabı olmayan anne babalarının sağlık emekçilerine duyduğu güvenin istismar edilmesinin neticesinde ailelerin güveni nasıl yeniden kazanılacak? Sağlık emekçileri mesleklerinin gereğini nasıl yerine getireceklerdir? Siyasi iktidarın politikaları neticesinde zaten sağlıkta şiddetin tırmandırıldığı bu ortamda sağlık emekçileri ağır iş yükü ve şiddete uğrama endişesi altında mesleklerini icra ederken uyguladıkları tüm tedavilerin gerçekten gerekli olduğunu ispat etmeye mi çalışacaklardır? Peki ya yeni doğan çetesinin sebep olduğu hastanelere ve sağlık çalışanlarına güvensizlik nedeniyle bebeklerinin tedavisini yaptırmayan ailelerin gerekli tıbbi müdahalenin yapılmaması sonucunda bebeklerin hayatını kaybetmesinin hesabını kimler vereceklerdir? Siyasi iktidar 22 yıllık iktidar döneminde günden güne sağlık hizmetlerinin içini boşaltmış, toplumu özel sektöre mecbur hale getirmiş, kamucu ve her yurttaş için eşit sağlık hakkı mevcut koşullarda ulaşılamaz hale gelmiş, siyasi iktidarın dayattığı piyasacı sağlık politikaları bebek cinayetlerine yol açmıştır. Artık tuz koktu. Cumhuriyet tarihinin kara lekesi bu çeteler ile bu çetelere geçit verenler mutlaka yargılanmalıdır. Siyasi iktidar kamucu sağlık politikalarına geri dönmeli, özel hastane patronlarını zenginleştiren uygulamalardan dönerek herkes için ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir ve herkes için eşit sağlık hizmet politikalarının işletilmesi gerekmektedir. Bizler buradan bir kez daha sorumluluğu bulunan herkesin ucunun kime dokunduğu fark etmeksizin yargılanmasını, ihmali ve sorumluluğu bulunan herkesin
cezalandırılmasını talep ediyoruz. Birleşik kamu iş olarak dava sürecinin takipçisi olacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Teşekkür ederim.